Mekke ve Kudüs, Müslümanlar için dünyada eşsiz ve bulunmaz bir yer. Bizim için kutsal topraklar. Bugün Kudüs'te olanları çok çok iyi biliyorsunuz. Mekke ve Kabe üzerindeki planları da size diğer videolarda anlatmıştım. Şimdi anlatacağım bu bilgiler, bizzat örgütün üst düzey ismi olan Leo lakaplı bir üyeden duyacaksınız. Leo, örgütün planları ve inanışları hakkında şu bilgileri veriyor. Konuşmalarına İbrahim ve Mekke'de bulunan siyah taşı Hacerül Esved'i anlatarak başlayan Leo şunları anlatıyor. Hazreti İbrahim ve siyah taşın hikayesine baktığımızda taşın cennetten geldiğini söyleyebiliriz. Taşın dünyaya indikten sonra siyaha büründüğünü ve cennetin ışıklarından oluştuğuna inanılıyor. Düştüğü yerin Hazreti İbrahim'e Kabe'yi inşa etmesi gereken yer anlamında bir işaret olduğunu söylüyor. Cennetle yeryüzünün bağlandığı bir diğer obje de Atlantis'tir diyor. Bilgeliğin tanrısı olan Atlantis'i Thoth yıldızlardan dünyamıza inmişti. Thoth'un geldiği yerin koordinatları Büyük Piramit'in planlarıyla birebir uyuşmaktadır. Ayrıca Masonlar için çok önemli bazı kodlar da Thoth'un ismi ile bağlaştırılıyor diyor. Leo Zagami, Kudüs ve Mekke'nin Illuminati için önemiyle ilgili olarak da şunları söylüyor. Thoth, Sirius yıldız takımının galaksi ile önemini ortaya koyan kodlar veriyor. Kudüs ve Mekke bu kodların çok önemli bir yerinde. Bu kodlardaki siyah küp Mekke'yi, yıldız küp de Kabe'yi hizalıyor. İkisi arasındaki merkez noktasında ise Suudi Arabistan'ın Cidde kenti yakınındaki Aslan Kalp bulunuyor. Mekke'de bulunan siyah küp 666, Kudüs ise 999 sayısının bünyesinde barındırıyor. Aslan Kalp, siyah küp ve Sirius yıldızı 2026 yılında birleşerek bir kapı açılacak. Bu kapının madde ve ruhu ayıracağına inanıyor. Mesih'in de 2025 yılına kadar dünyaya geleceğine inandığını söyleyen Leo, konuşmasını şöyle tamamlıyor. Bütün hesaplamalar Mesih'in 2025 yılına kadar yeryüzüne ineceğini gösteriyor. İnanışlarda 2024, 2025, 2026 ve 2027 yılları Şubat yılları olarak adlandırılır. Mesih'in şahitleri huzurunda okuyacağı kanun bu yıllarda insanlara ulaştırılacağını düşünüyor. Mesih 7 döngüyü 2024 yılında tamamlayacak. Bu nedenle 2025 yılına kadar dünyaya ineceğine inanılıyor. Illuminati işte bu inanışta her attığı adımı bu görüşlere göre hesaplayarak atıyor. Bu nedenle Orta Doğu Illuminati, yani Masonlar için çok önemli bir yer. Günümüzde neredeyse var olan bütün kötü olayların çoğu doğrudan Illuminati ile ilişkilendirilmektedir. Pornografik içeriklerin yaygınlaşması, hastalıkların yayılması, zihin kontrolü, savaşlar, soykırımlar, yoksulluk, ırkçılık, suikastler, emperyalist güçler, ülkeler arası anlaşmazlıklar vesaire hepsinin Illuminati'den kaynaklandığı iddia ediliyor. Adeta üstün bir kudrete sahip bir tanrı rolünde bizleri, her daim her şeyi gören göz gibi izleyen bir örgütün bütün politik, ekonomik ve ideolojik meselelerin arkasında yer aldığı, her geçen gün tüm dünyada hızlı bir şekilde artmakta. Elbette bazı sistemlerde aksaklıklar oluyor. Dolandırıcılık yapan şirketler, gerici düşüncelere sahip insanların yönetici konumlarda oldukları ülkeler arası anlaşmazlıklar ve çatışmalar görülebilir. Ancak bunların tek ve nihai sebebini küresel bir kukla efendisine bağlamak, birçok gerçeği de görmezden gelmek demektir. Çünkü bu ideolojilerin, ülkelerin ve insanlar arası ilişkilerin hepsi çok uzun bir geçmişe, psikolojik ve sosyolojik etkenlere, dini doktrinlere, kültürel etkileşimlere ve pek çok faktörlere bağlı olarak değişmiş, gelişmiş ve şekil almıştır. Illuminati de bunları kullanan büyük örgütlerin başında gelmektedir. Illuminati, az önce Leo'nun da anlattığı gibi birçok inanışa sahiptir. Bu inanışlar kendi içerisinde parça ve kollara ayrılmaktadır. Bu size anlattığım inanış, Kabe ve Mekke üzerindeki, hatta Kudüs üzerindeki planlanan planların bir parçasıydı ve bunu bizzat örgütün bir üyesi olan Leo'nun ağzından duydunuz. Ayrıca Leo Zagami bir kod adıdır. Gerçekte böyle bir isme sahip bir üye yoktur. Daha doğrusu üye kendi ismini zaten veremez. Verdiği takdirde neler olacağını size diğer videolarda anlatmıştım. Bu gibi planları dünya üzerinde sadece Kabe ve Mekke veya Kudüs üzerinde planlamıyorlar. Dünyanın dört bir yanında ahtapot kolları gibi uzanmış örgütsel üyeleri ve elleri var. Onlar dünyanın birçok yerinde, birçok hükümetin içerisinde sızmış ve onların
birer birimleri altında çalışan, sıradan insanlar gibi görünen, belki de yanınızdaki en yakın arkadaşınız gibi duran insanlardan oluşmakta. Onlar sizin bizim gibi kendi aramızda konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz, hatta bazen kanka dediğimiz insanlar ne yazık ki onların birer üyesi ve parçası. Ama biz bunları anlamıyoruz. Belki de beş vakit namazını kılan, bir Müslüman gibi yaşayan ve hala kendini belki de bir Müslümandan daha iyi tanıtan insanlar da onların arasında. Arkadaşlar, bir psikolojik savaş var. Bu psikolojik savaş bizden görünüp de bizden olmayanlarla dolu. Daha doğrusu bizim gibi görünüp, bizim gibi yaşayıp, bizim gibi hareket eden insanlarla dolu. Bunu anlayabilmeniz çok zor. Ne yazık ki onların kalplerini ve beyinlerini sadece Allah-u Teala görüyor. Onların yapmak istediği planları da en sonunda bozacak olan tek güç de Allah-u Teala. Size video içerisinde bazı mesajlar bıraktım arkadaşlar. Bu mesajları yorum kısmında inşallah bulup biz bana aktarırsınız. Çünkü bu mesajlar doğrudan aktarılacak mesajlar değil. Videolarımın üzerindeki ambargoları az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Birçoğunu kaldırmaya çalıştılar ve hala da bunlar üzerinde birçok oyun dönüyor. Ben size sadece gerçekleri ve doğruları anlatmaya çalışıyorum. Bu örgütün bir Illuminati ismine sahip olduğuna bakmayın. Size komik gibi gelebilir ama bu örgüt çok büyük ve derin bir örgüt. Mesela ülkemizde birçok örgüt yapılanması var. Bu örgüt yapılanmaların bazıları darbe planları yaparak 2016 yılında yurt dışına iltica ettiler. Örneğin bu gibi insanların altyapılanmasını nasıl oluşturduğunu ve nasıl bir ahtapot gibi devletin içine sızdığını kendiniz de zaman içerisinde anladınız. İşte bu adamlar bir ahtapot gibi devletin içine sızıyorlar. Ama siz onların farkında bile değilsiniz. Hiç anlamadığınız, hiç bilmediğiniz insanlar bazen kendilerini belli edebiliyorlar. İşte bunu belli eden insanları az çok kalp gözü açık insanlar anlayabiliyor. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Amerika'da bir anıttan bahsetmiştim. İnsan nüfusunun düşürülmesi gerektiğini, sevgi ve barış pıtırcıklarının havada uçuşması gerektiğini, dini inançların bir kenara bırakılması gerektiğinden bahsediyordu. İşte bu örgütün altyapılanmasındaki oluşturmak istediği planların en büyük parçası bu. Ayrıca bu anıtın büyük özellikleri de var. Hem eski dillerde hem de dünyada popüler olan dillerle yazılmış, 10 parçaya bölünmüş ve bazı kısımlarınınsa dünya üzerindeki bazı hükümetlerin liderlerine mesaj verdiği de bilinmekte. Bu gibi mesajları bu örgüt üyeleri özellikle dünyada en çok yaygın olan sosyal ağlarda, televizyonlarda, hatta radyo frekanslarında bile çok sıkça şekilde kullanmaktadırlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Az önce size bir örnek vermiştim ya, hani bir metre ötesi, bir metre gerisi. Siz yanınızdaki, bir metre ötenizdeki adamın ne olduğunu bilemezsiniz. Bunu bilmeniz için dediğim gibi kalp gözünüzün çok iyi bir şekilde açık olması gerekiyor. Bu arada kalp gözünün nasıl açılacağıyla ilgili de yakın bir zamanda size bir video hazırlayacağım. Arkadaşlar, neden Illuminati için Kabe bu kadar önemli? Bu soruyu sorar gibisiniz. Buna da cevap vereyim. Kabe'nin onlar için önemi, dünya üzerinde çeşitli yerlerde anahtar enerji noktaları vardır. Dünya üzerinde belirli noktalarda size kapılar olduğunu söylemiştim. Bu kapılarda aynen enerji noktalarının bulunduğu yerlerde, bir tanesi ise Kabe üzerinde. Şunu her birimiz gözlemlemişizdir. Ne zaman iki çizgi çapraz olarak kesişse ya da ne zaman dünya üzerinde enerji şekli yer değiştirse sarmal şekilde saat yönüne doğru döner. Enerjilerin bu serbest halleri ve dolaşımları ile hareket enerjileri ortaya çıkmaktadır. Ancak Kabe için durum farklıdır. Enerji hatları en fazla Kabe'nin üzerinde geçiş yapmaktadırlar ve dünya üzerinde en kuvvetli enerji noktasıdır. Özelliği sadece bu değildir. Kabe topladığı bu enerjiyi bırakma kabiliyetine de sahiptir. Ziyaretin fazlalığı, defalarca gidilmek istenmesi ya da orada kalınmak istenmesi ilahi kudret yanında enerjinin beraberliğin var olduğu bir mekandır. Bu enerji akımı Kabe'de farklı yönde olmaktadır ki bu da saatin ters yönüne doğru olur. Allah'ın birliğini, tekliğini işaret eden bu enerji akışı grupları rahatsız eden bir durumdur. Kabe'nin her seferinde saatin ters yönüne doğru 7 kez tavaf edilmesi, eğer ki biz bu halimizden dolayı memnun değilsek, tövbeye varacaksak ters yönde giderek Rabbimize yaklaşırız. Manevi boyut yetiştirme denilen bu durumda hacca gidip dönenlerle bilinir ki yeniden doğmuş başka bir boyuta gittim geldim söylemlerini biliriz. Yani Kabe'ye gidip gelenler
Sanki farklı bir dünyaya gidip gelmiş gibi hissederler. Oranın ruhani atmosferini ve enerji atmosferini üzerinde barındırırlar. Yani bir rahatlama, bir huzura ermişlik onların üzerinde olur. İşte bu enerji noktalarını ele geçirmek isteyen bu örgüt, Kabe için bu noktaları hedef alıyor. Yani onlar için Kabe bulunmaz bir enerji mekanı. Onun için onların elinde tutmaları gerekiyor Kabe'yi veya Mekke'yi veya Kudüs'ü. Şimdi neden bu kadar önemli olduğunu inşallah anlamıştırsınız. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden gani gani razı olsun. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.